Mevduat faizleri geriliyor, gerilemeye devam ediyor ve borsada yükseliyor. Bekleneceği gibi faiz borsanın rakibi. Şimdi geçen sene ciddi bir rakipti borsa. Geçen senenin sonunda %50'ye yaklaşmıştı mevduat faizi bankalarda ve borsadan ciddi bir yatırımcı çıkışı görmüştük. Bir kısmı faize gitmişti. Bir kısmı altında ciddi bir yükseliş beklentisi vardı. Hala var aslında. Ama biraz şimdi erteleniyor gibi videonun ilerleyen dakikalarda ona bakacağız. Her pazartesi yaptığımız gibi altın, dolar, borsa bütün bunlara bakacağız bugün. Ama işte borsadan başladık. Borsa bu rakipsiz olma özelliğini tekrar kazanıyor gibi. Geçtiğimiz sene vardı bu özellik. Özellikle 2022 yılında vardı. 2022'de bir enflasyon rallisi görmüştük borsada. Çünkü enflasyon bir anda patlamıştı 2021'in sonunda. Ama içeride yurt içinde enflasyondan koruyan başka bir enstrüman yoktu. Yani diğer enstrümanlar başta mevduat faizi olmak üzere paranın erimesi anlamına geliyordu. O yüzden tasarruf sahiplerinin bir kısmı borsaya koşmuştu. Şimdi mevduat faizi düşüyor ve bu da tekrar borsayı yavaş yavaş alternatifsiz hale getiriyor. Mevduat faizi aslında oradaki düşüş ilginç. Çünkü Türkiye'de enflasyona mücadele şu anda program uygulanıyor. Ve böyle bir program uygulanırken elbette ulusal paranın yani Türk lirasının cazibe kazanması lazım. Ekonomi yönetiminin bu yönde önlemler alması lazım. Ama mevduat faizlerinde düşüşle başladık bu seneye ve devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın verisine göre Gerçi bu veri doğruyu çok iyi yansıtmıyor ama piyasadaki faize de birazdan geleceğim. Merkez Bankası'nın verisine göre ortalama faiz 3 aya kadar vade için %50'nin altına indi. Bir önceki hafta %51'in üzerindeydi. Ve geçen hafta %49.98. Ama bu faiz aslında KKB mudileri için yani kur korumalı mevduat mudileri için bankaların önerdiği bir seferdik TL mevduata geçsinler diye önerdiği faizi de içeriyor. Onu düştüğümüzde aslında piyasadaki faiz çok daha düşük. Piyasa faizi biraz soruşturdum. Mesela bir büyük özel bankada 32 gün vade için, 40 vade için %41. İki kamu bankasında birinde yine 32 gün vade için %43, diğerinde %42. Yani aslında mevduat faizi şu anda %40'a yaklaşmış durumda. Ya ama enflasyon %65 TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon ve önümüzdeki aylarda daha da yükselecek. Merkez Bankası'nın kendi tahminiydi Mayıs ayında %70'in üzerine çıkarak zirve yapacak. Ve şimdi Ocak ve Şubat enflasyonu daha da yüksek gelirse o Mayıs ayı enflasyonu %80'e de yaklaşabilir. Yani şimdi %80'e yakın bir enflasyon karşısında neden tasarruf sahipleri paralarını mevduata koysunlar? Peki nereye koyacaklar? Bir dövize koyabilirler. Nitekim döviz mevduatlarında biraz artış var. Geçtiğimiz hafta açıklanan veri, önceki haftanın verisi döviz mevduatları 346 milyon dolar arttı. Yani şimdi tasarruf sahipleri belli ki mevduat faizini yeterli bulmuyor. Bir kısmı döviz mevduatına gidiyor. Bunu işte mevduatlardaki artıştan görüyoruz. Hem de aslında bir açıdan da Merkez Bankası rezervlerindeki erimeden de görüyoruz. Çünkü Merkez Bankası net rezervi de 4 haftada 16,5 milyar dolara yakın azaldı. Net rezervi yani emrine amade istediği an satabileceği net döviz rezervi 23.6 milyar dolara gerilediği 40 milyar dolardan. Şimdi döviz rezervindeki azalma da içerideki döviz talebinin bir işareti, göstergesi. E zaten aynı şeyi döviz mevduatlarındaki artıştan da görüyoruz. E bunun da arkasında işte mevduat faizlerindeki gerileme var belli ki. Mevduat faizlerindeki gerileme tasarruf sahiplerinin bir kısmını dövize yönlendiriyor. Bir kısmı muhtemelen altına gitmeye devam ediyor. Yüzyılların bu topraklardaki alışkanlığıyla. Ama bir kısmı da biraz daha hani finansal okur yazarlığı yüksek olan kesim diyelim. Ve borsayla ilgilenen kesim ise borsaya gidiyor veya borsaya dönüyor. İşte bunun sonucunda bunun da etkisiyle ana dinamik bu. Ama başka bir takım dinamikler de var. Onları da anlatacağım birazdan. Borsa Geçtiğimiz haftayı 8.346'dan kapattı. Cuma günü %2.16'lık bir yükseliş gördük. Borsa İstanbul Bistüz Endeksinde. Ve bunun temel dinamiğinin işte bu mevduat faizlerindeki düşüş olduğunu söyleyebiliriz. İçeride gerçekten bir kez daha bir alternatifsizlik durumu var. Yani parası olanlar enflasyondan korumak için yani %80'e gidecek olan enflasyondan korumak için paraları nereye yatıracaklar? Çok fazla alternatif yine kalmadı. Üstelik 2022'de hatırlarsanız ve geçtiğimiz yılda 2023'ün ilk yarısında da otomobil de bir alternatifti. Konut da bir alternatifti ama onların da fiyat artışları ciddi biçimde yavaşladı. Konut fiyatlarındaki artış İstanbul'da özellikle enflasyon resmi enflasyonla şu anda kafa kafaya. %69 fiyat artışı yıllık İstanbul'da Oysa bir sene önce yüzde iki yüzdü. Yani konut da bir alternatifti. Şimdi konut alternatif değil, e mevduat faizi alternatif değil. Ne alternatif? Şimdi bize alternatif, borsa alternatif ve borsa şimdi kaçan yatırımcının bir kısmını tekrar geriye çekiyor. Ama tabii ki konjonktürel bazı gelişmeler de var borsayı destekleyen. İşte geçtiğimiz cuma günü bunlardan en etkili olanı bir kere mecliste İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması. Ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisin bu kararını imzalaması ve bu arada Cuma günü de Beyaz Saray'ın yani Washington'da Biden yönetiminin kongreye Türkiye'yi F-16'ların, Türkiye'nin istediği F-16'ların satışı için bir mektup yazması. Bütün bunlar Cuma günü borsada risk iştahını olumlu etkileyen faktörler arasındaydı. E tabi bu arada yabancı yatırımcı alımı da devam ediyor. Bir trende dönüşmüş değil yani öyle çok büyük bir yabancı girişi hala görebilmiş değiliz Borsa İstanbul'da. Ama ufak ufakta alıyorlar. Geçtiğimiz hafta da mesela alımlar sürdü. Mesela bu cuma günü de yani Borsa'nın işte 8346'ya çıktığı gün de yabancı alımları vardı. Burada geçtiğimiz cuma günkü netteki satıcılar ve alıcıları görüyorsunuz. İşte alıcılar arasında HSBC yatırım var. Yabancı aracı kurum 800 milyon liraya yakın. Ve onun da üzerinde yine yabancı işlemlerine aracılık ettiği zaman zaman bilinen yatırım finansman var. Onun da 886 milyon liraya yakın Cuma günü nette alımı vardı. Yabancılar da kısacası yavaş yavaş alıyorlar. Ama şimdi yabancıların Türkiye'ye asıl para sokacağı piyasa tahvil piyasası. Ve tahvil piyasasında önceki hafta durmuş gibiydiler. Yani geçtiğimiz senenin son ayında Aralık ayında ciddi bir giriş gördük. Aralık'ın birinci ve ikinci haftasında bayağı bir giriş oldu tahvil piyasasına yabancı yatırımcılardan. Ama bu ay Ocak ayında biraz durdular. Önceki hafta biraz alım yapmışlardı. Geçen hafta açıklanan veriye göre biraz satış yapmışlar. Yani o beklenen para girişi henüz daha yok. Sıcak para girişi. Oysa ekonomi yönetiminin bütün hesapları buna bağlı. E bu arada Türk lirasının dolar TL'nin yani dövizin kaderi de seyri de buna bağlı. Yani bu sene ne kadar sıcak para girişi olacak Türkiye'ye? Biliyorsunuz bu konuda çok iyimser öngörüsü olan bazı yabancı yatırım kuruluşları var. Onlara bu arada geçtiğimiz hafta Bank Fargo da eklendi. Daha önce HSBC demişti ki yıl sonunda 33 lirada kalacak dolar sıcak para girişi beklentisiyle. JP Morgan demiştik 36 lirada kalacak yine benzeri bir beklentiyle. Ve geçtiğimiz haftanın başında Wells Fargo, bu da Amerika'nın büyük bankalarından biri, o daha da iyimser bir beklenti tahmin açıkladı. Ve bu seneyi doların 29,5 lirada bitireceğini, gelecek senenin birinci çeyreğinde 29 liraya, ikinci çeyreğinde 28,5 liraya ineceğini öngördü aşırı iyimsel bir tahmin. Bu tahmin arkasında da işte ciddi bir sıcak para girişi bu sene Türkiye'ye olacağı öngörüsü, beklentisi var. E Merkez Bankası politika faizini yükseltti. Yani şimdi yüksek faizde bir kazanç fırsatı var yabancılar için. Bu da Türkiye'ye çekecek diye bir beklenti var ama bu biraz da enflasyonun düşmesine bağlı. Nitekim geçen haftanın başında Amundi, bu da bir Fransız fon yönetimi şirketi, Avrupa'nın en büyük fon yönetimi şirketi Bloomberg'te onun bir görüşü vardı diyordu ki enflasyon yavaşlayana kadar Türkiye'ye tahvil piyasasına beklenen yabancı girişi olmayabilir. Şimdi bu gerçekten kritik. Çünkü enflasyon önümüzdeki aylarda bütün piyasaların sanki seyrini belirleyecek olan temel gösterge. Enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz beklentisi şimdi var. Biliyorsunuz Ocak ayında, Şubat ayının başında açıklanacak enflasyonun daha önce öngörülenlerden çok daha yüksek geleceği endişesi çok güçlenmiş durumda. Hatta daha önce aktarmıştım size nasıl bir ekonomik gazetesinin yazarı Alaattin Aktaş'a göre çift haneye yaklaşabilir Ocak ayı enflasyonu. Şimdi çift haneye yaklaşırsa çok yüksek. O zaman bütün hesaplar işte Merkez Bankası'nın yıl sonunda enflasyon %36'ya inecek. Hesabı çöpe gidebilir. Ve Şubat ayında da yine enflasyon çok yüksek çıkabilir. Bunun sebeplerini geçtiğimiz haftaki videoda görmüştük. Neden enflasyon görünümü bozuldu? İşte bütçe açığında ciddi bir artış yaşandı Aralık ayında. E bu arada bu ay yani Ocak ayında bir yandan bu ÖTV zammı akaryakıtta maliyetleri arttırdı. İşte otoyollara köprülere zamlar geldi. Asgari ücrete de işte ciddi bir arttırım yapıldı. Bunlar şirketlerin maliyetlerini arttıracak. Biliyoruz ki Türkiye'de şirketler maliyetlerini hemen ürünlerinin fiyatlarına yansıtıyorlar. O nedenle Ocak'ta, Şubat'ta belki Mart'ta beklenmedik enflasyon verileriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama o da işte enflasyonda beklenen yavaşlamanın gelmemesine yol açabilir. Eğer o olmazsa Amundi'nin biraz önce gördüğümüz tahmini beklenen sıcak para Türkiye'ye girmeyebilir. Beklenen sıcak para da Türkiye'ye girmezse yıl sonu için dolar TL'de yapılan o aşırı iyimser tahminler açıkçası çöpe gider. Çünkü bütün o tahminlerin altında ve arkasında temel varsayım bu sene Türkiye'ye çok büyük bir kısa vadeli yabancı sermaye girişi olacağı beklentisine dayanıyor. Ons gözü kulağı Amerika'daki veriler. Amerika'nın enflasyonunda. Yani bizde yurt içinde yurt içi piyasalar yurt içi enflasyonunu izleyecek önümüzdeki haftalarda. Ons altın ise ve bu arada ona bağlı olarak da elbette içeride gram altın da Amerika'nın verilerini her şeyden önce izleyecek. Ve bu arada jeopolitik riski yani Orta Doğu'daki çatışmaları işte Kızıldeniz'deki füzeleri izleyecek. Amerika'nın verileri Fed'in faiz politikasını belirleyeceğin için önemli. Fed'in faiz politikası da Amerika'da enflasyon düşüyor mu, düşmüyor mu? ve bu arada istihdam piyasası katılaşıyor mu, katılaşmıyor mu? Buna göre belirlenecek. Şimdi kısa bir süre öncesine kadar piyasanın beklentisi Fed'in Mart ayında faiz indirimlerine başlaması şeklindeydi. O beklenti ons altını destekliyordu. Geçtiğimiz yılın sonunda gördüğümüz zadi'nin bir sebebi oydu ya temel sebebi oydu. Yani Fed'in Mart'ta indirimlere başlayacağı beklentisiydi. Ama şimdi o beklenti öteleniyor. Çünkü Amerika'dan gelen bazı veriler talebin hala çok canlı olduğuna işaret ediyor Amerika'da. Şimdi geçtiğimiz hafta öyle iki veri vardı. Birincisi 4. çeyrek büyümesi, geçen haftaki videoda belirtmiştim. Geçen haftanın önemli verilerinden biriydi ve beklentilerin epey üzerinde geldi. Beklenti %1.90 büyüdüğünün açıklanması biçimindeydi. %3.3 büyümüş Amerika. Yani 20 trilyon dolar civarındaki bir ekonomi için gerçekten çok yüksek bir büyüme oranı. Zaten 3. çeyrekte de yüksek bir büyüme vardı. Onun üzerine böyle bu elbette talebin çok canlı olduğunu gösterir. E canlı bir talepte enflasyonist baskı üretir. Diğer yandan bu arada bekleyen ev satışları, konut satışları da o da yine beklentiler epey üzerinde geldi. Aralık ayında %8.3 bir sene öncenin aynı ayına göre artmış. Konut satışları bekleyen konut satışları. Amerika'da oysa Kasım ayında düşmüştü, 0.3 gerideme vardı. Aralıkta bir anda çok ciddi bir artış var. Bu da yine talebin çok canlı olduğuna en azından emlak tarafının emlak piyasasında Amerika'da işaret ediyor. E şimdi talep canlıysa Amerika'da barınmanın enflasyonda çok ağırlıklı bir yeri var. Bu enflasyonist baskı önümüzdeki dönemde yaratacak bir gelişme. İşte bu tip veriler yani beklentilerin üzerinde gelen veriler ons altın tarafında moralleri bozuyor. Çünkü Fed'in beklenen faiz indirimlerinin öteleneceği anlamına geliyor. O nedenle ons altın geçtiğimiz haftayı tekrar 2020 doların altına inerek kapattı. Bu hafta artık Fed'in toplantısı var. Bu hafta bütün gözler ons altın tarafında. E bu arada dünya piyasalarında, dünya borsalarında gözler. Çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in açıklayacağı faiz kararı metninde önümüzdeki dönem için yapılacak yönlendirmede olacak. Aslında ne karar açıklayacağını biliyoruz. Faizi sabit bırakacak. Bu neredeyse kesin. Ama önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme işte çok önemli. Eğer kısa süre içinde faiz indirimlerinin başlayabileceği sinyalini verirse Fed faiz kararında ve veya Fed Başkanı Jerome Powell yarım saat sonra düzenleyeceği basın toplantısında o zaman 16 e bu arada Gümüş kardeşi bundan destek alabilir. Yani faiz indirimlerinin ufukta göründüğü düşüncesi altını yeniden destekleyebilir. Ama ihtiyatta hatta şahince mesajlar verirse FED faiz kararında ve bu arada FED başkanı Jerome Powell o altını biraz daha bu hafta düşürebilir. Ama altını bütün bunlara rağmen 2 bin doların üzerinde tutan bir başka faktör var. Bunu da sık sık vurguluyorum. Pazartesi videolarında o da jeopolitik risk. Yani Orta Doğu'daki çatışmalar ve Kızıl Deniz'de işte Husilerin, Yemen'deki Husilerin oradan geçen gemilere attığı füzeler gün geçmiyor ki Husiler oradan geçen bir gemiye, Şileb'e bir füze fırlatmasın. Geçtiğimiz Cuma günü yine öyle bir saldırı yaptılar. Bir petrol tankeri yanıyordu Kızıl Deniz'de. Bütün bunlar jeopolitik risk algısını arttırıyor, endişeyi arttırıyor. Yani çatışma çıkar mı? Yani İran-İsrail çatışması çıkar mı? Orta Doğu'daki savaş yayılır mı? Endişesi dünyada endişeyi arttırıyor. Endişe arttığında risk iştahı düşüyor ve güvenli limanlara bir alım geliyor. Ve güvenli liman deyince de elbette altın ve gümüşün olduğunu biliyoruz. O nedenle altını bu hafta yani başlamakta olduğumuz hafta ve bundan sonraki haftalarda da Fed'in faiz indirimlerine dair beklentinin yanı sıra aynı zamanda Husi'ler nereden nereye Yemen'deki Husiler ve bu arada Orta Doğu'daki çatışmaların seyri belirleyecek. Hepinize iyi bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.